Geldim, geldim. Malzemelerimle birlikte geldim. Sevgili seyircilerim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oktay Usta bugün sizlere güzel bir patates yemeği hazırlayacak. Bir kilo 250 gram patatesim var. 2 tane domates, 2 tane soğan, 5 diş sarımsak, bir tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı pul biber, 2 yeşil biber, 1 kırmızı biber ile şöyle güzel tam böyle kıvamında tadı harika olan bir patates yemeği hazırlayacağım sizler için. Yemeğimiz için patateslerimizi soyduk kıymetli seyircilerim. 2 tane soğanı doğradım. Şimdi sarımsak, 5 diş de sarımsak doğradım yanına. Şimdi önce soğanları vereceğim ama sarımsakları biraz ilerleyen zamanda koyacağız. Önce 2 tane doğranmış yemeklik soğan tencerenin içine alınıyor. Evet, hemen buranın üzerine hiç beklemeden ocağımızın altı yandı. Zeytinyağı veriyorum. Zeytinyağı olur, çiçek yağı olur. Hangisine imkanınız varsa, illa şu olacak diye bir kural yok. Rahat olabilirsiniz. Hemen zeytinyağını verdim. Şimdi soğanlar zeytinyağında kavrulmaya başladı. Yaklaşık olarak bir 5-6 dakika orta ateşte kavrulurken hemen burada sevgili seyircilerim patatesleri doğrayacağım. Sarımsaklarla birlikte patatesler tencereye inecek. Orta boy patates 1 kilo 250 gramdı. Soyduktan sonra hemen hemen 1 kiloya düşmüştür sevgili seyircilerim. Evet, şimdi kuşbaşı büyüklüğünde patatesleri doğruyorum. Sevgili seyircilerim, soğanımız kavruldu. Domates ve biber salçasını da koydum. Burada soğanla birlikte salçalar kavrulduğunda müthiş bir lezzet olur. Çünkü yemeğimiz etsiz olacağı için kurallarına uygun bir şekilde hareket ettiğimizde en lezzetli halini yakalamış oluruz. Ve şimdi biberler geliyor. Biberlerle de böyle 1-2 dakika çevireceğim ki biberin aroması güzel tadını vermiş olsun. Ondan sonra da hemen buraya soğan, sarımsak birlikte doğramıştık ama sarımsakları koymamıştım. Patateslerle bekliyor bakın. Patatesle sarımsağı birlikte vereceğim. O zaman çok güzel oluyor. Ama sarımsak kokusu istemem diyorsanız baştan soğanla birlikte verebilirsiniz. Hafif böyle güzel rahiyası ortaya çıkmış olur. Böyle çok güzel olur sevgili seyircilerim. Şimdi biberlerin üzerine patates ve sarımsakları da dahil ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Evimizde bolluk bereket olsun. Bu niyetlerle, bu dualarla hazırlıyoruz sevgili seyircilerim. Evet, sarımsak da geldi. Son olarak domateslerimiz var. Geniş bir tencere tercih ettim. Kolay karıştırabilirsiniz. Geniş tencerede güzel olur yemekler pişirilmesi sevgili seyircilerim. Böyle hemen 3-4 dakika kavuracağım. Kavururken de domatesleri doğruyorum. Bakın ne kadar güzel göründü sevgili seyircilerim. Görüyor musunuz? Bir tencere yemek aile boyu doyurabileceğiniz güzel, böyle yanında bir bulgur pilavı, pirinç pilavı olur, şehriye pilavı olur. Hangisini seviyorsanız. Sevgili seyircilerim, domatesi gelecek şimdi, biberleri, salçası hepsi içinde. Güzelce kavurdum. 4-5 dakika şöyle güzel bir aroması çıktı. 2 tane doğranmış domates ilave ediyorum. Domateslerle de hemen şöyle karıştırıyorum ve üzerine çıkacak kadar suyunu vereceğim. Suyunu verirken hemen pul biberini de verelim. Acı seviyorsanız, ne kadar acı seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz acısını. Sevdiğiniz miktarlarda bağışıklığını da güçlendirmeye de yardımcı olur. Acılı olması iyidir. Çocuklar seviyorsa özellikle koyabilirsiniz. Evet, hemen bakın şimdi suyunu verdim. Yemeğin güzelliği şimdi ortaya çıkar suyunu verdikten sonra. Görüyor musunuz? Rengarenk sevgili seyircilerim. Çok güzel oldu. Yiyenlere inşallah şifa olsun. Hemen tuzunu da ilave ediyorum. Patateslerin üzerine çıkacak kadar suyunu verdim. Kapağını kapatıyorum kısık ateşte.
patatesler, lokum gibi yumuşacık olacak ama dağılmadan pişireceğiz. Sevgiyle pişiyorlar ve sonra da servis vakti diyoruz. Sevgili seyircilerim, patates yemeğimiz pişti. Şimdi kapağını açtım. Bakın şu anda kaynıyor. Üzerinde hala suyu var. Biraz da karabiber kırıyorum. Karabiber burada değirmenden kırarsak güzel olur. Çünkü patates karabiberi sever. Böyle güzel uyumlu olur. Bir karıştıralım görelim mi? Kıvamın güzelliğine bakın. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun bize Allah'ım. Evet, soslu, sulu güzel bir ana yemek hazırlandı sevgili seyircilerim. Şimdi hemen servis vakti diyorum. Ocağın ateşini kapattım. Şimdi sunum bölümüne geçiyoruz. Şöyle kepçeyle sulu yerinden kıvamlı. Bakın görüyor musunuz? Lokum gibi pişmiş patatesler. Hemen şöyle alayım. Şimdi birazdan patateslerin nasıl piştiğini de paylaşacağım sizlerle. Adeta pamuk gibi olmuş ama dağılmamış. Taneleri de güzel duruyorlar. Aynı zamanda güzel pişmiş sevgili seyircilerim. Tamam. Duble bir porsiyon oldu şöyle. Güzel. Şimdi burası tamam. Hemen alalım servise. Bir de şuradan hemen birazcık doku testi için alayım. Kıymetli seyircilerim. Şuraya tabağı aldım bakın. Beyaz tabakta daha güzel duruyor. Renk daha bir ön plana çıkmış oluyor. Şimdi doku testi için bölümüne geldiğimiz zaman patatesleri tane tane görüyoruz ama patatesler hem tane olacak hem pişmiş olacak. Bastırıyorum bakın çatalla görüyor musunuz? Lokum gibi olmuş, pamuk gibi adeta. Yanında güzel pilavla birlikte nefis olur, çocuklar da severler. Böyle hatta yavrularınıza böyle benim yaptığım gibi ezebilirsiniz. Sosuyla karıştırıp çocukların yiyebileceği güzel, lezzetli, etsiz bir patates yemeği tarifini sizlerle paylaşmış bulunuyorum sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın kanalına abone olup, yorum yapıp, beğenip dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlık kalın.